Değerli dostlarım merhaba. Bugünkü yayınımızda hem Bitcoin'den, Bitcoin'in 22.900 değeri deyip geri çekilmesi, bundan konuşacağız. Büyük bir boğa sezonu var, bununla ilgili bazı detaylar vereceğim. Sonrasında takip ettiğim bir haber var, beklediğim bir haber, yine bunu konuşacağız. En sonunda da değerli dostlarım, incelemiş olduğumuz analiz paketlerinde bazı ufak detaylar gördüm. Yine bunları da size bahsedeceğim. Öncelikle sevgili dostlar, yayınımıza başlamadan, konulara girmeden önce Pemex borsasında Türk kullanıcılar ve Binance ailesi için 10 bin dolarlık, yani 170 milyarlık, yuvarlak bir rakam söylüyorum, 170 milyarlık bir ödül havuzu oluşturuldu. Toplamda spotta 100 dolar üstü işlem yapanlara bu ödül havuzundan paylar verilecek. Bununla ilgili de daha detaylı bilgiyi hem aşağıdaki Telegram kanalımızdan, ücretsiz olan Telegram kanalımızdan katılıp daha detaylı bilgi edinebilirsiniz. Bu kimine 10 dolar, kimine 100 dolar, kimine 1000 dolar gibi çeşitli ödüller var sevgili dostlarım Pemex borsasında. Yine kayıt linki de aşağıda, aşağıdan kayıt olduğunuzda da karşınıza gelecektir. Sevgili dostlarım, öncelikle Bitcoin. Biliyorsunuz Bitcoin 22.900'de red yedi ve küçük bir geri çekilme yaşadı. Ve bu küçük geri çekilme de tekrardan deneyecektir sevgili dostlar. Aslında şu andan büyük bir boğa sezonunun ayak sesleri gelmekte. Bakın daha boğa sezonu başlamadı. Ara ara küçük çekilmeler olacak. Böyle yine böyle küçük korkutmaları yaşayacağız. Ama yıl sonuna kadar çok ciddi bir boğa sezonu bekliyoruz. Buna hatta örnek olarak bakın sizlere daha önce de anlatmış olduğumuz, tanıtmış olduğumuz Bitcoin'i bir haftada çarpı 5 yani %500 artış gösterdi. TVK, bir hafta öncesinde oldu bu olay, TVK adlı coin'imiz bir haftada %300 yükseliş gösterdi. Bu yani çarpı 3'ler, çarpı 5'ler büyük rakamlar değil. Boğa sezonu, şu an bizi bekleyen boğa sezonundaki büyük rakamlar değil sevgili dostlar. Hani her zaman diyorum ya değerli kardeşlerim, doğru coin, doğru coin diye. İşte elinizde MIT gibi, TVK gibi doğru coin'ler varsa veya daha önce geçenki videomuzda aldırdığımız Rose coin'inden kısa bir zamanda %20 karla çıktık. Ve biraz geri çekilmede tekrardan geri alıp takip ediyoruz istediğimiz fiyata geldiğinde Binance ailesi olarak tekrardan geri alıp daha yukarıya satmayı hedefleyeceğiz. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Artık okyanusu geçtik, denizi geçtik, şu an derede yüzüyoruz. Ve bu dereyi bitirmek üzereyiz. Ve bitirdiğimizde önümüzde çok ciddi bir boğa sezonu gelecek. Bu boğa sezonunda değerli dostlarım, coinlerinizi çok iyi değerlendirin. Haber kısmına gelince, Temmuz'un sonunda ya da Ağustos'un böyle birinci, ikinci haftasında patlayacak bir haber var değerli dostlar. Hatta araştırıyorum bunu, durmadan araştırıyoruz ekibimle. Bu haber patladığında şöyle bir örneklemeyle bahsedeyim. Hani bir dönem Elon Musk çıkıp Dogecoin'i önermişti, Dogecoin'i bahsetmişti, haberlerle pamplatmıştı ve Dogecoin bir günde çarpı 4 yapmıştı. Ve bu haber de çıkacak olan bu haber tüm piyasayı ve doğru coin'leri aynı MIT gibi ve bu sefer çarpı 4'ler de çarpı 5'ler değil, 15-20 günlük ya da 1 aylık süre içerisinde, yanlış anlaşılmasın, bugünden sonraki 1 ay demiyorum, o coin'in yükseliş trendi başladığında, o haber çıktığında o coin'ler aşırı şekilde 1 ayda çarpı 10'lar, çarpı 15'ler havada uçuşacak değerli dostlar. Bunları anlatmamın da sebebi şu yüzden. Elimizde, önümüzde büyük bir boğa sezonu var ve elimizde hepimizin coin'leri var. Buradan hem şeye de bağlamış olayım. Biliyorsunuz analiz paketlerimiz var ve ben bu analiz paketlerimizde böyle görüntülü isteyen dostlarıma coin'lerini analiz edip ona video çekip kişiye özel video hazırlamıştık. Ve bu hizmetimiz devam ediyor ayrıca. Burada arkadaşlar bazı dostlarımın elinde öyle coin'ler gördüm ki ya benim adını sanını duymadığım, yani hayatımda hiç görmediğim coin'ler ve hiçbir işe yaramayan coin'ler var. Şunu anlatmak istiyorum. Spotunuzda, yani portföyünüzde 40 tane, 50 tane coin barındırmayın. Ayrıca böyle adı sanı duyulmamış coin'lerde bakın şöyle düşünülüyor. Diyelim ki 1000 dolarım var.
ben bunun 100 tane coin alayım, her birine onar dolar yatırayım, işte biri patladı mı zengin olurum, biri patladı mı çok para kazanırım. Hani evet, burada hiç kimseyi eleştirmiyorum. Bu da bir düşünce tarzıdır, saygımızda vardır ama yanlıştır sevgili dostlar. Çünkü bir coin patlayıp size o 10 dolarlık coin 1000 dolar kazandırabilir. Ama geriye kalan coinlerin hepsi çöp olduğunda en iyi senaryo ile bile 1000 dolar yatırdınız, 1000 dolarla çıkarsınız. Bu yüzden bir sepete tüm yumurtaları koymak yanlıştır. Ama bunu bölün. Ama şöyle 40 tane, 50 tane coin değil. Elinizde, portföyünüzde bu işin en sağlıklısı şöyledir. 10 tane, 12 tane coin'iniz olur. Bakın biz bununla ilgili de altcoin sepetimiz, hizmetimiz bile var. Hani altcoin'lerinizi gelin biz yapalım sepetinizi diye. Ve bu 12 tanenin şöyle yapılır sevgili dostlar. 4 tanesi, 5 tanesi ana majör coin'lerdir, sağlam coin'lerdir. Bu tabi Bitcoin, Ethereum demek de değil. Çünkü Bitcoin, Ethereum bir altcoin sepetine konmaz. O ayrı başlı başına bir yatırımdır. Geriye bu 4 tanenin dışındakilerde orta riskli, en sonda 2 coin'i, 3 coin'i sadece riskli yapabilirsiniz. Hani bu 3 coin gitse bile, yanıp kaybolsa bile bu diğer coin'ler hem bunun zararını kapatır hem de üzerine kar ve kar yazar. Ama hepsini böyle, yani emin olun ben o coin'leri gördüğümde ya okumayı unuttum. O kadar garip isimler, o kadar garip borsalarda. Hele sevgili dostlar, şimdi burada isim hitap edemiyorum ama bazı kullanılmayacak borsalar vardır. Avrupa'da, global borsada kullanılmaması gereken borsalar vardır. Bu borsalarda şu sorunları yaşayabilirsiniz. Mail. Mail adresinizi kaybettiğiniz an o borsada tüm varlıklarınız gider. Mail adresinizi değiştirme işini bunu bilerek yaparlar. O kadar zorlaştırırlar ki yani neredeyse imkansız hale getirirler. Bundan 1 yıl 2 yıl önce benim de başıma geldi. Yine bir borsada yatırdık 100 dolar. Aradan geçti 7-8 ay. O 100 dolar oldu 1200-1300 dolar. Ve insani maili unutabildik. Ya da telefon numarasını değiştirdik. Örnek veriyorum. Alamadık arkadaşlar. Bildiğiniz hani ev alır gibi ya da bir yeri kiralar gibi öyle bir kayıt istediler ki bizden. Ben şaşkınlıkla kaldım. Sonrasında gittik, inat ettim. Tüm istedikleri belgeleri, ikametgahından tutun da bilmem ne fotokopisine kadar. Ki bakın bu global, yani Çin kökenli Avrupa borsası. Benim attığım ikametgahın daha ne olduğunu bilmez. Ve hepsini istedik. İşte işlemler inceleniyor dedi. Aradan geçti 1 ay, 1,5 ay hala inceleniyor. Ki bu arada hesabıma giriş yapabiliyorum, alsat yapabiliyorum. Para çekmede sorun var çünkü mobilden girebiliyorum. Para çek derken webten çekin, web'e geçiyorum, işte mail adresi. Bu tür sorunları bazı borsalar bilerek yapar sevgili dostlar. Siz paranızı çekmeyin diye. İşte bu yüzden hele bir de bu borsada gidip de böyle hani abidik gubidik diyeceğim. Coin alırsanız boğa sezonunda tüm coinler böyle güzel değerli coinler çarpı 10-20 yaparken sizin coin her gün eksi yazar. En sonunda da kaybolur gider. İşte bu yüzden dostlarım altcoin sepeti öyle rastgele yapılmaz. Bilip bilmediğiniz coinler konmaz. Sonrasında artık konuyu toparlamak istiyorum değerli dostlar. Yıl sonuna kadar çok ciddi bir boğa sezonu geliyor. Hazırlığınızı güzel yapın. Gerekirse telefon numaramızdan, mail adresimizden bile bizimle iletişime de geçebilirsiniz. Bitcoin bugün 22 bin dolar, 22 bin 900'den rest çekti. Ama emin olun ki 23 bini kırdığında önce 26 bin sonra tekrardan 30 bin yolculuğu başlayacak sevgili dostlar. Belki bu ayın sonu, belki Ağustos ayında bunu yaşayacağız. Hele bu haber çıktığında aynen şöyle de olabilir. Önce büyük bir Bitcoin sezonu başlar. Yani Bitcoin tüm altcoin'lere ezerek başlı başına gider. Böyle olduğu zaman tüm dominans Bitcoin'e kayar. Ve en yüksek rakamda durduğu anda da buradan para çıkışı altcoin'lere kayar. Ve öyle bir altcoin sezonu başlatır ki elimizdeki o doğru coin'ler MIT gibi, TVK gibi çarpı 4'ler, 5'ler ucuz kalır. Onlar daha önce biz bunları yaşadık. Çarpı 20'ler, 25'leri gördük 1 ay, 1,5 ay içerisinde. Değerli dostlarım, bu yüzden önümüzdeki boğa fırsatını kaçırmayın. Ve sonrasında da bahsettiğim gibi Pemex borsasında 170 milyarlık bir ödül havuzu var.
Bu ödül havuzunu da kaçırmayın değerli dostlarım. Açıklamada daha detaylı açıklamayı da Telegram kanalımızdan öğrenebilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum, iyi akşamlar diliyorum. Sağlıcakla kalın değerli dostlarım.